Nazik davetler için TSM'e başta Ahmet Tekeşik hocamız olmak üzere TSM Yönetim Kurulu Başkanı ve webinarlardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Gürkan Bozdağ ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün polikistik over sendromunun en önemli bizim için problemlerinden bir tanesi olan reproduktif problemlerinden ziyade metabolik problemlerini konuşacağız. Dediğimiz gibi polikistik over sendromu toplumda çok yaygın görülen bir hastalık. 3 tane tane kriteri var. Androgen Access Society, Rotterdam ve NIA için 90'daki kriteri. En çok kullandığımız Rotterdam kriteri ve dünyada Rotterdam kriterine göre güncel olarak da önerilen bu. Yaklaşık %9-10 oranında yaygınlığı olan bir hastalık. Türkiye'de yaygınlığı yine Rotterdam kriterine göre Hacettepe grubunun yaptığı çalışmada oldukça yüksek. %19,9, yaklaşık %20'lerde anselektif popülasyonda yani seçilmemiş popülasyonda ülkemizde de çok yaygın olarak görülen bir hastalık. Gördüğünüz gibi polikistik over sendromu reproduktif dönemin en sık endokrin hastalığı, hirsütizmin en sık sebebi ve anovulatuvar infertilitenin de bildiğimiz gibi en sık sebebi. Genç yaşta reproduktif problemler ön planda. Daha sonra ilerleyen yaşlarda bildiğimiz gibi metabolik problemler ön plana gelmektedir. Hastalığın patofizyolojisinde en önemli faktörlerden bir tanesi bildiğimiz gibi insülin rezistansı ve hastalıkla ilgili metabolik problemlerde de en önemli noktalardan bir tanesi insülin rezistansı. Burada gördüğümüz gibi PCOS'lu bayanlarda bu meta analizde insülin duyarlılığı BMI'dan bağımsız olarak %27 oranında, yaklaşık %30 oranında azalmıştır. İnsülin rezistansını görüyoruz. Hem PCOS'un gelişmesinde hem de birçok metabolik problemin, hipertansiyon, glikoz intoleransı, obezite, dislipidemi gibi birçok problemin gelişmesinde önemli bir faktördür. Peki insülin rezistansını biz hastalarda nasıl değerlendirelim? Aslında işte açlık insülin düzeyi, HOMA indeksi, bir takım buna benzer testleri var ama hiçbiri insülin rezistansını tam olarak yansıtmıyor. Bunun için otoriteler PCOS'lu hastalarda metabolik sendromu tarayın diyor. Metabolik sendromu taradığımızda işte hastanın vücut kitle indeksi, bel çevresine bakıyoruz. Hipertansiyonu var mı, tansiyonu ölçüyoruz. Hiperlipidemisi var mı? İşte metabolik sendromda biliyorsunuz trigliserit ve HDL önemli. Bir de açlık kan şekeri yine metabolik sendrom için bozulmuş glikoz toleransı var mı? Tip 2 diyabeti var mı? Buna bakacak olursak biz insülin rezistansı açısından hastayı değerlendirmiş oluruz diyor otoriteler. Burada ben erken de olsa PCOS'lu hastalarda metabolik sendrom ve diğer metabolik problemlerin oranlarını verdim. Metabolik sendrom PCOS hastalarda yaklaşık %30 oranında görülmekte. Obezite %60'ında PCOS hastaların, hipertansiyon %20'sinde PCOS'ların. Yani öngöreceksiniz ki bu oranlar normal popülasyona göre oldukça yüksek. Hiperlipidemi yaklaşık %70'inde yine. Bozulmuş glikoz toleransı veya tip 2 diyabet de PCOS hastalarının yaklaşık %10'unda görülmektedir. Burada da gördüğümüz gibi yine PCOS hastalarda normal topluma göre bozulmuş glikoz toleransı ve tip 2 diyabet yaklaşık 3 kat daha fazla görülmektedir. Bu 2019'da yeni yayınlanan bir çalışma, insidans çalışması. PCOS'lu hastalarda tip 2 diyabet insidansı nasıl diye Avustralya'da bir çalışma. Avustralya'da PCOS'la ilgili gerçekten oldukça güzel çalışmalar geliyor. 2000 ile 2015 yılları arasında 1919 kişi yıl hasta takip etmişler. Tip 2 diyabet insidansını PCOS'lu hastalarda %4 oranında, PCOS'lu olmayanlarda da %1 oranında görmüşler ve aradaki fark istatistik olarak anlamlı. Ayrıca PCOS'larda tip 2 diyabet insidansında obezitenin önemini de vurgulamak açısından PCOS hastalarda tip 2 diyabet gelişmesinde zayıf olanlarda %3 iken yıllık insidans normal kilolarda %5, PCOS'lu obez hastalarda %9 oranında görülmektedir. Yani obezite PCOS instansında önemli bir faktör.
Aynı zamanda fikrosu olmayan, aynı çalışmadaki fikrosu olmayan hastalarda da zayıf olanlarda yıllık insülin %0,7, normal olanlarda %1, obez olanlarda da %4 oranında. Yani hastalar ister fikrosu olsun, ister fikrosu olmasın, obezite tipik diyabet gelişmesi açısından önemli bir faktördür. Peki obezitenin fikrosu hastalarda %60-70 oranında görülüyor dedik. Burada da bu meta analizde görüldüğü gibi overweight yani fazla kilolu BMI 25-30 arasında olan hastalar fikoslularda yaklaşık 2 kat daha fazla topluma göre obezler BMI 30'un üzerinde olanlar 2 kat yaklaşık 3 kat daha fazla. Santral obezde yani erkeklerde olduğu gibi bel çevresinde kalçada değil de bel çevresinde yağlanma yine fikoslularda burada görüldüğümüz gibi yaklaşık 1,7 kat anlamlı olarak fikoslu bayanlarda yüksek görülmektedir obezite. Peki soruyu tersinden alacak olursak, şu şekilde soracak olursak, obez hastalarda fikoz görülme oranı obez olmayanlara göre daha fazla mıdır? Yani fikoslarda obezite %60-70, topluma göre %2-3 kat daha fazla dedik. Bu konuda ilginç iki tane çalışma var. Ben Bülent Hoca'yla da bu çalışmaları konuşmuştum. Yeri gelir toplantılarda da bahsediyorum. İlginç iki çalışma. İkisi de aynı kişiye ait. İkisi de unselected popülasyon çalışması. NIH kriterlerini aldım. Çünkü bu Amerika'da Bülent Hoca'nın bu Androgen Access Society grubuyla, Ricardo Azuz ve grubuyla yaptığı çalışmada 2010-2008'deki yaptığı çalışmada burada görecek olursak obez hastalarda ve obez olmayanlardaki PCOS prevalansı benzer. %8-9'larda. Yani Amerika toplumunda obez olanlarla obez olmayanlarda PCOS görülme oranı benzer. Peki Türkiye'de nasıl? Bu prevalans çalışması 2012 Human Reproduction'da yayınlanan ülkemizdeki Hacettepe grubunun prevalans çalışmasına durumundu. Buraya baktığımızda obez hastalarda PCOS görülme oranı %15 iken obez olmayanlarda %5. Yani Türkiye'de obez hastalarda PCOS yaklaşık 3 kat daha fazla görülürken Amerika'daki obez hastalarda obez olmayanlara göre PCOS benzer. Bunu da şöyle yorumladı. Ben Bülent Hoca'ya sordum nasıl böyle bir sonuç çıktı diye. Başka makalelerde de geziyor bunun, geçiyor bunun yorumu. Toplumların etnik yapısı veya toplumdaki genel obezite prevalansı veya bu çalışmalarda alınan gruplardaki olası farklılıklar obez hastalardaki PCOS prevalansının değişebileceğini gösterebilir şeklinde yorum yapmıştı. Yani obezlerde PCOS daha mı fazla görülür sorusu henüz çok net değil. Yine diğer bir problem PCOS hastalarda metabolik problem, koroner hastalığı, arter hastalığı ve inme. Burada da görüldüğü gibi BMI'dan bağımsız olarak 2 kat daha koroner arter hastalığı ve inmenin PCOS hastalarda fazla olduğunu görmekteyiz. Peki hep şimdiye kadar obezitenin vurgusunu yaptık. Bu yıl 2019'da Fertiliterde güzel bir meta analiz var. Obez olmayan PCOS hastalarla obez olmayan normal sağlıklı bayanlardaki metabolik problemleri incelemişler bu meta analizde. Görüldüğü gibi hiperinsülinemi 36 kat PCOS'lu normal kilolu hastalarda, normal kilolu toplumdaki kontrollere göre hiperinsülinemi 36 kat daha fazla, insülin rezistansı 6 kat, bozulmuş glukoz toleransı 3,5 kat, tip 2 diyabet 1,5 kat, trigliserit 10 kat, trigliserit yüksekliği, düşük HDL 4 kat, yani metabolik sendroma baktığımızda yaklaşık 2,5 kat, obez olmayan PCOS hastalarda kontrollere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yani obez olmasa da PCOS hastalar, obez olmayan normal toplumdaki bayanlara göre yeni çıkan mekanizmde görüldüğü gibi metabolik problemler oldukça yüksek. Peki adolesanlarda durum nasıl? Burada da metabolik sendrom adolesanlarda, PCOS hastalarda yaklaşık 2,5 kat daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Peki bu metabolik problemlerin hiperlipidemi, insülin rezistansı, obezite, dislipidemi, gebelik üzerine etkisi nedir PCOS hastalarda? İşte tromboplastik invazyon ve plasentasyon üzerinde bir takım problemler neden olarak gebelikte erken doğum 2 kat, gestasyonel diyabetin 3 kat, preeklampsinin de yaklaşık 4 kat arttığını PCOS hastalarda, PCOS
sigorta olmayan gebelere göre görmekteyiz. Peki, PCOS'un gelişiminde videoz etiyolojisinde poligenik ve multifaktöriyel bir hastalık. Genetik yapı çok önemli PCOS gelişiminde. Burada da görüldüğümüz gibi bu çok güzel bir slide. Her yerde bu kadar net bu veriyi bulamayabilirsiniz. Çok farklı yazılardan derledim bunu. PCOS'lu hastaların, annelerin kızlarında PCOS görülme oranı %50. PCOS'lu bir annenin doğum yaptığında kızında PCOS olma oranı yaklaşık %50. PCOS'lu bir bayanın da annesinde PCOS görülme oranı %22. PCOS'lu bir bayanın kız kardeşinde PCOS olma oranı %25. Bu kız kardeşi monozigotik iki ise bu %70. Dizigotik iki ise bu yaklaşık %40 oranındadır. Yani burada genetiğin PCOS görülmesinde genetiğin önemini görmekteyiz. Peki, PCOS gelişiminde veya prevalansında aile bağı önemliyse acaba bu metabolik problemler işte obezite, insülin rezistansı, metabolik sendrom, dislipidemi, hipertansiyon, glikoz intoleransı, PCOS hastaların primer akrabalarında durum nasıl? Burada belki de Bülent Hoca'yı biliyorsunuz, hepiniz tanıyorsunuz. ACTT endokrininde ve psikoz konusunda dünyada bir otor kabul edebiliriz kendisini. Onunla gurur duyuyoruz. Belki de Bülent Hoca'yı psikoz dünya camiasına taşıyan çalışması bu diyebiliriz. Burada ACTT Hakan Hocalar da var bu çalışmanın içerisinde. 2003 yılında JCN'de yayınlanan bir yazı. Psikoz hastaların anne, baba, kız kardeş ve erkek kardeşleriyle PCOS'lu olmayan anne, baba, kız ve erkek kardeşleri almışlar. Metabolik açıdan karşılaştırmışlar. Sonuçta PCOS'lu anne ve babalarda tipik diyabet ve glikoz intoleransının daha fazla olduğu, PCOS'lu anne ve kız kardeşlerde glikoz toleransı normal olsa bile insülin rezistansının daha yüksek olduğu, PCOS'lu anne ve kız kardeşlerde androjen düzeyinin daha yüksek olduğunu saptamışlardır. 2012 idi. Yaklaşık Ekim ayı. Bülent Hoca ile ben ACTT için sertifika eğitimindeydim. Orada görüştük. Zaman zaman görüşüyorduk. Bu konuda pikostasların primer akrabalarında metabolik problemlerle ilgili artık literatürde yeterince data biriktiğini, bu konuda bir meta analiz yapabileceğimizi söyledi. Yani ben de çok mutluluk, gurur duyarak bunu yapabileceğimizi söyledim. Ve ben işte Bülent Hoca, işte sevgili Barış Ata ve Andrea Dunayev'i biliyorsunuz. NIH için 1990'daki o kriterini oluşturduğu Andrea Dunayev. Androgenic Access Society'de Amerika'da kendisi bir endokrinolog. Onun fellow'u Priya Tamabellanki. Gördünüz. Bu meta analizi yaptık. Burada neye baktık? Metabolik sendrom, hipertansiyon ve hiperlipidemi. PCOS hastaların anne, baba, kız kardeşi, erkek kardeşindeki normal topluma göre oranlarını karşılaştırdık. Bu konuda o meta analizi 14 çalışma aldık. Burada ilginç bir şey vardı. O da şu. Bu 14 çalışmanın 10 tanesi bu Andrea Dunayev Lake Row, bu Androgenic Access Society grubunun çalışmasıydı ama hastaları çalışmalarda tekrar tekrar kullanmışlar. Biz onlardan ham datasını istedik. Sağ olsun Priya çok uğraştı. Aslında 10 tane çalışmanın ham verilerini bize tek bir çalışma gibi verdi. Ve bunu meta analize soktuk. Tabii çok fazla porous plot var. 30'un üzerinde, 10'un üzerinde tablo var bu makalenin orijinalinde ama ben sadece burada metabolik sendromu alıyorum. Burada gördüğümüz gibi PCOS hastaların annelerinde, babalarında bir kız kardeşinde metabolik sendromun PCOS hastaların primer akrabalarında daha fazla olduğunu görmekteyiz. Burada daha net gösterecek olursak metabolik sendrom PCOS hastaların annesinde 2 kat, babasında 1,5, kız kardeşinde anlamlı olarak 1,5 kat daha yüksek. Dislipidemi yine PCOS'lu anne ve babada yaklaşık %20 anlamlı daha fazla. Hipertansiyon yine PCOS'lu babalarda 2, kız kardeşte 3, erkek kardeşte 4 kat anlamlı yüksek olduğu saptadık. Yine sistolik kan basıncı, total kolesterol, LDL ve trigliseridin de PCOS'lu hastaların primer yakınlarında anlamlı olarak daha yüksek olduğunu bulduk. Bu metanazin ikinci parçası tabi olmazsa olmazı PCOS hastaların yine primer akrabalarında diyabet ve insülin rezistansı yaygınlığını karşılaştırmaktı. Yine bunu aynı yıl Fertility'de yayınladık.
Bu meta analizde 19 çalışma vardı. Yine benzer şekilde Priya bize 19 çalışmanın 11'i bu Andrea Driver için Lekro'nun çalışmasıydı. 11 çalışmanın ham datasını bize koydu ve diğer 8 çalışmayı da alıp meta analize soktuk. Meta analiz sonucunda sadece yine yaklaşık 15-20 forest plot var çalışmada ama yaklaşık 10 tane tablo. Ben burada sadece diyabeti aldım. Burada gördüğümüz gibi filostasların annesinde ve babasında diyabet oranı, tipik diyabet oranı anlamlı olarak yüksek olduğu görülmektedir. Tipik diyabet burada daha net konuşmak gerekirse filostasların annesinde 2, 4, 2 çarpı 2,4 kat, babalarında 2,3 kat. Açlık insülin yine filostasların anne, baba ve kız kardeşine anlamlı yüksek. HOMA indeksi de yine filostasların anne, baba ve kız kardeşlerinde anlamlı yüksek olduğunu, yani insülin rezistansının yüksek olduğunu bulduk. Yine psikoz hastaların primer akrabalarında annelerindeki metabolik sendromun önemini vurgulayan çok güzel bir Hollanda çalışması. Şöyle bir inceleme yapmışlar Hollanda'da. Tabii onların kayıtları çok iyi bu Avrupa ülkelerinin. Psikoz hastaların annesinde ve genel Hollanda popülasyonunda 60 yaş üzerindeki ölümlere bakmışlar. Sonuçta psikoz hastaların annelerinde genel popülasyona göre 60 yaşın üzerinde 1,5 kat anlamlı oranda yüksek bir ölüm oranına saptamışlar. Yine PCOS'lu olup da tipiki diyabet olan annelerde, PCOS'lu olmayıp tipiki diyabeti olan annelere göre ölüm oranının 2 kat daha fazla olduğu, yani PCOS'lu hastaların annelerinin ölüm oranının daha fazla olduğu ortaya koyulmuştur. Konuşmamın artık sonuna doğru gelirken çok uzun bir konuşma olmayacak tabii. Bir tane guideline'dan bahsedeceğim. Belki guideline demek haksızlık olur. Guideline'ların guideline demek lazım. Bu Avustralya grubunun. Bülent Hoca da bahsediyordu. Çok sıkı çalışıyoruz. Kendisi de bu çalışmanın içerisindeydi bu guideline'ın. Yani tüm guideline'ı oluşturanların oluşturduğu bir guideline. Yani içerisinde eşya var, ASRM var. Burada ne yapılmış? Bu 2018'de yayınlandı. Kanıta dayalı PCOS'lu hastalarda yönetiminde ve tedavisinde kanıta dayalı bir kılavuz oluşturdular. 37 ülkeden 37 dernek ve organizasyon davet edildi. Bunun içerisinde eşya ve ASRM de var. 71 ülkeden yaklaşık 70 bilim insanı. Bunların içerisinde jinekolog, endokrinolog, psikiyatrist birçok uzman var. Diyet ve spor uzmanları da dahil. 15 aylık süren bir çalışma. 20 yüz yüze toplantı Avustralya'da. Ve toplantı sonucunda şu ana kadar benim gördüğüm en ciddi, en kapsamlı guideline, 31 kanıta dayalı öneri, 59 konsensus önerisi ve 76 pratik öneri yapılmıştır. Bu guideline'a yani PCOS'la ilgilenen, PCOS'u okumak isteyen herkesin bence bu guideline'ı kesinlikle okuması lazım, bu makaleyi. Burada şöyle denilmektedir. PCOS tanısı konduğunda değerlendirme ve yönetim hem bir proaktif artı metabolik ve psikolojik sorunlar üzerine yoğunlaşmalıdır. Sadece biz aslında işin reproduktif dönemindeyiz. Ben belki kendime biraz şanslı bu metanalizlerden sonra bir metabolik kısmına geldiğimi düşünüyorum. Ya bugün bile bir iki tane hasta gördüm. Hastaya kısaca şunu soracak olursanız, işte şekerinize, tansiyonunuza baktırdığınızda bize hasta zaten söylüyor, evet benim şu var. Anne ve babanızda, kardeşinizde var mı dediğimde, yani kesinlikle göreceksiniz. Ben bugün 2-3 tane hastaya bile sordum. Hemen söyledi. Annemde şeker vardı, babamda şu vardı. Hemen söylüyorlar. Yani gerçekten çok yaygın olduğunu göreceksiniz bu hastalıkların. İşin sadece reproduktif, yani oligomenore, işte infertilite, hirsutizm gibi jinekolojik problemlerden çok artık metabolik kısmına da gelmemiz gerektiğini, belki metabolik kısmını da işte ileride psikolojik kısmıyla da detaylı ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buradaki öneri de yani her konuda öneri var. Yani bu guideline'da her konuda PCOS'la ilgili her şey var. Ama bugün konu metabolik problemler olduğu için ben onlarla ilgili konuşacağım. Öneri şu şekilde. 6-12 ayda bir kilo ve bel çevresi takibi yapın diyor. Obez PCOS'lu tüm bayanlarda lipid profili görün. Total kolesterol, LDL, HDL ve trigliserit olmak üzere. Tüm PCOS'larda yıllık tansiyon takibi yapılmalıdır denmekte. Ayrıca gestasyonel diyabet, tipiki diyabet, bozulmuş glukoz toleransı PCOS'larda obeziteden bağımsız olarak, ister PCOS hasta obez olsun, isterse obez olmasın, Asya'da 5 kat,
Amerika'da 4, Avrupa'da da 3 kat arttığı için pikosuların glisemik durumu mutlaka değerlendirilmelidir denmektedir. Ve glisemik durumunu değerlendirirken pikoslarda OGTT, açlık kan şekeri ölçümü veya hemoglobin A1C kullanabilirsiniz deniyor. Peki kimlerde OGTT kullanalım? Yüksek riskli pikoslu hastalarda kimler bunlar? BMI 25'in üzerinde olan, ailede veya gebelikte diyabet hikayesi olanlarda mutlaka OGTT yapın diyor. Ama bununla işte zayıf olabilir ve diğerlerinde açlık kan şekeri veya hemoglobin A1C'ye bakabilirsiniz denmekte. Ayrıca gebelikle ilgili de şu önerisi var. Gebelik öncesi tüm pikoslularda 75 gram OGTT yapın. Yani prekonsepsiyonel biz nasıl hastaya temogram, biyokimya, torç bakıyorsak, eğer hasta pikosluysa mutlaka bir 75 gram OGTT yapın diyor. Ve hastalar prekonsepsiyonel bakılmadıysa, gebe ise 20. haftadan önce 75 gram OGTT'sini yapın diyor. Oral glikoz toleransını yapabilirsiniz. Bir önerisi var. Yine sona doğru yaklaşırken Ricordo Aziz biliyorsunuz Androgen Access Society'nin kurucularından ve hayatını kadın doğum uzmanı Amerika'da polikistik over ve hirsütizme adamış bir kişi. Yani henüz daha yeni Yeşil Dergi'de 2018'de geçen yıl bir yazısı var ve yazısının özetinde şöyle diyor. Son 20 yıldaki patofizyoloji ve tanıdaki bu kadar gelişmeye rağmen PCOS'ta, yani çok fazla yayın gerçekten guideline'ların guideline'ları, bu Avustralya çalışmasında olduğu gibi, hala ve kesinlikle %100 katılıyorum buna, hala hekimler tarafından yeterince anlaşılamamıştır PCOS ve hala yetersiz sayıda tanı konmaktadır diyor. Yani gerçekten katılmamak mümkün değil. Ya bugün baktığınızda işte asistanlarda veya diğer arkadaşlarınızda, yani polikistik kötü zaten %20 oranında görülen bir hastalık. Yani modifiye Fehrmann Galvez skorlamasının gözden kaçtığı veya bilinmediği veya hastalara yeterince özenilmediği görülmektedir. Kesinlikle Ricardo Aziz'e bu konuda katılıyorum. Yani şimdi belki klinik pratikte de haksız değiliz. Yani ben şimdi neden haksız değiliz? İş ne kadar karışık ondan bahsedeyim. İşin bu jinekolojik kısmı. Ben bir hasta üzerinden gideceğim. Neden metabolik ve psikiyatrik kısmına problemlerine gelemedik? Neden sadece jinekolojik kısmında takılıyoruz? Mesela şu hasta üzerinden gidecek olursak, bu benim kendi hastam. 23 yaşında bir hasta, 3 yıllık evli ve 3 yıl primer implantil. 300 cc artı koyut tedavisi almış. Oligomenoresi, hirsütizmi ve polikistik over morfolisi var. Pikos tanısı var. Hormonları normal. AMH 3. Sağda hidrosalpinks görünümü var. Laparoskopide hidrosalpinks ve tuvar blokajı yaptım. Spermiyogram normal. Ya bundan sonra bu hastaya ne önerirsiniz? Yani ben ne önerdim, siz ne önerirsiniz? Herhalde ya işte letrozol artı koyit ve ya gonadotropin IUI olabilir. Tuval blokaj yaptığımızdan sonra hidrosalpinksi. Yani sadece bu değil. Hastaya şunu da önermemiz gerekiyor. Yani sadece jinekolojik veya reproduktif problemlerin yanı sıra sizlerde, hatta anne baba ve kız kardeş, erkek kardeşlerinizde şeker, tansiyon, kolesterol, belki onların anlayacağı dilden konuşarak yaygın, bu konuda da gerekli tetkikleri yaptırınız ve biz de bu konuda gayretli ve dikkatli olmamız gerekmektedir. Yani sadece genç yaşta durumlarını değil, bu insanların ileride sağlıklı bir hayat, uzun bir ömür yaşamaları için, yani buradaki küçük önerilerimiz o hastalar için çok önemli. Yani bu metabolik ve psikolojik problemleri üzerine de en azından bir farkındalık yaratmak öneri. Tabii bu infertilite, jinekolojik problemleri de bu kadar yoğunlaşırken o konuya da belki biraz dikkat etmek gerekebilir. Sonuç olarak PCOS prevalansı tüm dünyada yaklaşık %10'larda, %5-10'larda, ülkemizde oldukça yüksek, %20'lerde. Sadece diplodaktif bir sorun değil, artık bizim kesinlikle metabolik, hatta metabolik kısmını da halledip bu konuyu da yeterince fokus yapıp belki ileride psikiyatrik problemlere doğru geçmemiz ve dikkat almamız gerekecektir. Pikoslu tüm hastalar metabolik sendrom açısından taranmalıdır. BMI, bel çevresi, dislipidemi, hipertansiyon, tansiyon ölçümü yani glisemik durumu incelemesi, detaylarını anlattım, yapılabilir. Ayrıca pikoslu özellikle risk faktörü taşıyan birinci derece akrabalarında anne baba, kız, erkek kardeş pikos ve metabolik hastalık taraması uygun olacaktır veya onları taraması için hastaya önerilerde öneri yapılabilir. Hepinize sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Evet. Sorulara geçebiliriz. Herhalde
Kaan Kuş IVF demiş. Hastaya IVF önerelim demiş. Ya ben oral ajan önerdim o hastaya. Şu an yaklaşık 16 hafta gebe. Yani ilk sürprizde gebe kaldı. O da ilginç bir hasta. Yani sahibi o sağlık 3 yıl gözden kaçmış. HSG yapılmamıştı. Sahibi o sağlık vardı. HSG'sinde gördünüz. Oral ajanla ilk şeyde sürprizde gebe kaldı. 16 hafta falan şu anda devam ediyor gebeliği. BMI yüksek, kilo veremeyen pikoslar gebe kalmalı mı? Yani gerçekten zor bir konu. Hastaların en çok zorlandığı konulardan bir tanesi kilo vermek. Belki bu konuda yani o kısmına değinmedim. Yani bu belki biraz diğer grupları da içerdiği için işte diyetisyen, spor, egzersiz uzmanları, psikiyatrist yani tedavi kısmı biraz da bizim dışımızda kaldığı için o kısmında da çok güzel yayınlar var. Özellikle metformin çok ön plana geliyor. Sadece glukoz intoleransında önemli denirken şimdi gebeliklerde Lancet'te yeni bir çalışma var. İşte ilk trimesterden sonra vermişler. Kreatermeylem ve preeklampsinin azaldığı görülmüş metformin verilen pikoz hastalarda. Diyabet oranı azalmasa da yani metforminin çok önü açık görünüyor. Kilo vermede yine metformin artık eklenebilir diyen çalışmalar var. Yani Kaan Bey, yani bu soru gerçekten zor bir soru. Hastaları kesinlikle ikna etmek lazım. Yani benim böyle bir hastam var. Yaklaşık 20 kilo verdi. Oral ajanlarla aşılamayla gebe kalmadı. Daha sonra IVF ile gebe kaldı. Yani kilo verme çok önemli. Hem gebelik açısından hem de metabolik problemler açısından hastaları çok iyi desteklemek lazım ama oldukça zorlandığımızı, bizim hastaların zorlandığını bilmek gerekir. Caner Çınar Öztürk, Figos hastada ilk seçenek letrozol mu, CC mi demiş. Artık letrozol ama off-label. Yani bunu sizin değerlendirmeniz lazım. Literatüre göre bu Avustralya'daki meta analizleri veya guideline'ların guideline'ı diyeyim. Çünkü dünyadaki herkesi çağırmışlar. İşte dedim Eşre, ASRM. Hepsi orada. Birçok grup ve birçok branş orada direkt letrozol diyor ilk tercih. Fatma Benit, salfenjektomi sonrası mı oral ajan? Evet. Salfenjektomi sonrası sol tübü açıktı. Tezadüf o tarafta gelişti. Belki karşı tarafta da gelirse de gebe kalırdı. Salfenjektomi yapmadım. Yani salfenjektomi biliyorsunuz hastalar kabul etmiyor. Çok psikolojik olarak etkileniyor. Tubal blokajı bile gebe kalacağım. Benim tübümü nasıl bağlıyorsun diyorlar. Tubal blokajı yaptım. O gebe kaldı. Solda gelişti folikülü. Gebe kaldı. Şafak Hatırnaz, Bülent Hocam. Güncel tıpta hastalığın pikoz olarak tanımlanıyor olmasını yeterli buluyor musunuz? Teşekkürler. Yani isimle ilgili açıkçası ya ben kişisel görüşümü söyleyeyim. İsimle ilgili sıkıntı var. Belki ileride değişebilir de. Daha benim öğrencimde Stein-Leventhal sendromu olarak biliyordum. Polikistik over sendromu. Yani polikist kelimesi yani şimdi endometriyozis de benim kendi düşüncemi söyleyeyim. Polikistik over arasındaki hastalar açısından farkı endometriyoz çok ağrıyla seyreden bir hastalık. Onun için hasta üzerine çok düşüyor. Ama polikistik over aynı diyabet gibi hastada ilk etapta çok ağrı ve problem yaratmadığı için hasta ihmal edebiliyor. Ya belki polikistik over kelimesinin kalması, hastalar biliyorsunuz polikistik kelimesini duyunca, kist kelimesini duyunca çok korkuyorlar. Ameliyat mı olacağım diye bu konuda hani hakimden hekime koşabiliyorlar da görmüşsünüzdür, karşılaşmışsınızdır. Belki hastalar için bir tedirgin edici bir kelime olabilir ama zamanla değişebilir yani ismi. Münih'e Yücel Pikoslu İnfertil ne zaman IVF yapalım? Ne kadar bekleyelim? Daha mı kolay IVF diyelim demiş. Yani şimdi şöyle ben kendi kişisel yaklaşımımı söyleyeyim. Guideline'larda çok farklı şeyler var tabii ama işte letrozol ilk basama görünebilir. Ama Türkiye'de hani letrozol işte gebelikte bir olursa bir anomali hani bunları göze alabilir miyiz? Çalıştığımız ortam çevre. Yani letrozol birçok kişi kullanıyor. Onu da söyleyeyim. Yani oral ajanlar herhalde bir 6 ay denemek lazım. Yani letrozol olabilir işte dediğim gibi kromtensitrat. Daha sonra ben eğer ovülasyonu sağlamışsam Sperov'da yazan o cümleyi çok seviyorum. O ovülasyonu sağladıysanız bu hasta gebe kalamıyorsa altı çıkmışsa artık açıklanamayın infertilite gibi davranın. Ovülasyon var gebe kalamıyor. Açıklayamadığınız bir durum var diyor. O zaman açıklanamayın infertilite gibi davranıyorum. Ben gonadotropin IUI yapıyorum. Şimdi Hollanda'da yıllardır beklenen bir çalışma vardı biliyorsunuz. O çalışma yayınlandı.
orada işte bir 6 ay sonra konfensitratla gebe kalamayan hastalara 6 ay sonra bir gruba yine konfensitratla tedavi ediyorlar. Diğerine gonadotropin artı koit, konfensitrat artı koit. Bir gruba da gonadotropin artı IUI yapılıyor. Gonadotropin IUI ile koit arasında çok fark yok denilmekte. Yani IVF tabii ki son seçenek olmalı. Yani ilk tedavileri tüketmek lazım. Tülay Akçay, BMI 35, bel çevresi 105, hiperlipidemi olan 22 yaşındaki hasta androjenleri normal, oligomenorezi var. Bu hastayı fikoz olarak kabul etmeli miyiz? Şimdi fikoz tanısı belli zaten. En çok bu Avustralya guideline'ında Rotterdam kriteri. NIH 2013'te yine Rotterdam kriterini önerdi. Bu guideline'da yine Rotterdam. Ama ultrason çözünürlükleri arttığı için 7 megahertz üzerinde ise 20 folikül görün olaylarda diyor. Volüm yine 10 mililitre. Şimdi burada değerlendirecek olursak oligomenorezi var. Evet, bir tane fikoz polikistik over morfolojisi androjenleri normal ama polikistik over morfolojisi var mı? Yani ona bakmamız lazım. Yani literatüre gidecek olursak hirsütizmi var mı? Androjeni normal, hiperandrojenimisi yok. Hirsütizmi var mı? NFGS nasıl? Ona bakmak lazım. Ondan sonra oligomenorezi bir parametre sağlanıyor. Polikistik overi varsa, over volümü 10 milimetrenin üzerinde veya hirsütizmi varsa o zaman polikistik over diyebiliriz ve metabolik problemlerde veya diyetik ona göre önerebiliriz. Üçün babayı var. Fibrozlu hastada siz inofolik tercih ediyorsunuz. Yani bu konuda inofolik Teller'dan çıkan bir ilaç. Bu konuda hala o grup İtalyanlar tarafından çok çalışma çıkmadı. Çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Ama benim pratiğimde rutine girmiş bir ilaç değil. Onu açıkça söyleyeyim. Belki pratikte rutin olarak kullananlar vardır. Ama benim pratiğimde rutin değil açıkçası. Ramil Teymiroğlu, fikozlu hastaların tedavisinde metformin artı spironolaktan kullanımının yeri var mı? Varsa ne kadar başarılı? Yani metformin artı spironolaktan tedavisi denenebilir. Yani antiadrojenik olarak. Ama daha ön basamaklarda olan kontraseptifler var. Hasta belki obezse metformin eklenebilir. Nasıl obez hipertrans hastalarda yanına metformin ekleyebiliyorsak, daha faydalı oluyorsa belki de obez olanlarda metformin ekleyebiliriz. Yani pratikte açıkçası çok fazla bir tecrübem de yok. Bu iki ilacın aynı anda kullanımıyla ama temelde daha çok oral kontrasepsifleri ve ekinde antiandrojenleri düşünebiliriz. İrem Güler Özgür 15-16 yaşlarında oligomenore HCG'de piko görünümü varsa VOKS vermeyi mi vermemeyi mi tercih ediyorsunuz? Teşekkürler. Şimdi burada hasta pikoz tanısını polikistik over görünümü, polikistik over morfolojisi bu guideline'da, Avustralya guideline'da 20 yaşın altında çok fazla kullanmayın. Zaten multifoliküler, çok fazla folikül var hastalarda diyor. Oligomenore ve hirsütizm hiperandrojeni üzerinde durum diyor polikistik over tanısı için. Burada tam bir tanıya götürmeyebilir buradaki sizin söylediğiniz veriler ama yani hasta düzensiz adet görüyorsa yani bu yaş grubunda 45 günü geçiyorsa 45 günü geçiyorsa yani 13 yaşından sonra yani menaj başladıktan 1 yıl sonra 1 yıla kadar 90 gün normal ama 1 yıldan sonra 1 ile 3 yıl arasında da yani 15-16 yaşında 45 güne kadar oligomenore normalde biliyorsunuz 35 gün 45 güne kadar sürdürülebilir ama daha uzun sürelerde adet verirseniz mutlaka adetini düzenlemek lazım. Düzensiz adet. Zaten bu işin ne dedik? Bir reproduktif jinekolojik tarafı var. Bu Avustralya guideline'da. Bir metabolik bir de psikiyatrik. Yani hasta adet göremediği zaman psikolojik olarak da etkilenecek. Düzenli adet görmesini sağlamamız lazım. Tülay Akçay USG'de PCO görünümü yok demiş. Bir önceki hastası için. Peki o hasta için hiperandrojenemisi yoktu o hastanın. Androjenleri normaldi. Hirsütizmi var mı? Tülay Akçay onu soruyorum. Hirsütizmi var mı hastanın? O önemli. Ona bakmak lazım. Eğer hirsütizmi varsa modifiye foramen Garvey skorlaması diyoruz. Eğer 8'in üzerinde ise Türkiye için konuşuyorum. Ben 8 arıyorum. 8 ve üzeri. Ben oligomenore artı hirsütizmden o hasta fikoz tanısını koyarım. Rotterdam kriterini kullanıyorum. Ona göre de var demek zorundayım. Yani o şekilde. Rotterdam
Murat Özşahin, sevgili Murat Son'un fikrosatlarda infertilite tedavisinde antiandrojenlerin yeri var mı demiş. Yani şu ana kadar çok rastlamadım yani antiandrojen kullanımını pikoslu hastalarda tedavisinde. Bilmiyorum, yeni bir çalışma, yeni bir şey var mı Murat? Sen de paylaşabilirsin görüşünü. Yani işte letrozol birinci basamak olarak, sonra da gonadotropin, IUI veya koyup daha sonra da IVF geliyor. Yani temel bir de ovarian drilling var. Bu oral ajanlara rezistans varsa gonadotropin yerine alternatif olarak bir de ovarian drilling bir tedavi alternatifi olabiliyor açıkçası. Evet. Niye yiyeceğiz? Sana soru gelecek herhalde. Drilling yapmıyorum. Rutinde yapmıyorum. Hayır. Dinleyiciye sorun. Drilling yapıyor musunuz diye. Yani pratikte drilling yapmıyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yani kısa bir sunum olsun istedim. Yani PCOS'ta jinekolojik problemler, reproduktif problemlerin yanı sıra metabolik problemleri hem kendisinde hem de ailesinde unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu herkese bu Avustralya guideline'ını okumasını, bakmasını, yani sadece metabolik problemlerle ilgili değil, birçok konuda, hemen hemen PCOS'la ilgili aklınıza gelen her konuda guideline'ların guideline'ını yapmışlar. Gerçekten böyle bir guideline'da görmedim. Müthiş yani. Ama ben sadece konuyla ilgili olanı bugün metabolik önerilerini bahsettim. Kaan Kuca Drilling kime yapılmalı? Yani CC rezistans hastalarda öneriliyor. Gonadotropinlere alternatif olarak. Ama dikkat etmek lazım. Yani sonuçta cerrahi bir yöntem. Açıkçası ben çok bilmiyorum. Yani hala literatürde geçiyor. Öneri var. Guideline'larda da var drilling. Ama ben pratikte bir türlü geçemedim. Tamam, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler sorular için ve katılım için.